Herhalde tamam. Ne haber? Levent'te bir akaryakıt istasyonunda su almak için durup GoPro'mu açtım ve bakayım gösteriyor mu şimdi de. An itibariyle makine 1002 kilometrede ve şurada gördüğünüz insert date yazısı arada bir servis uyarısı ışığına dönmeye başladı 1000'i geçtiğinden beri. Teşekkür ederim. Çok kibarsınız. Alışkın olduğumuz hareketler değil İstanbul'da sevgili Hyundai Bey. Vay be, bayağıdır motovlog çekmemiştim. Zaten ben genelde bayağıdır motovlog çekmemiş oluyorum. Eğer motovlog çekiyorsam. Buradan bir çıkalım da rahat rahat konuşalım. Bir akayım ya. Hadi beni salın. Beni salın. Şunu da kapatalım. Bir tane manyak var Instagram'da beni böyle bir videoya etiketlemiş. Yani tüm bu şekilde kaskları kapattığım videoları derleyip edit yapmış bundan böyle. Sürekli kask kapatıyorum. Gerçekten eline koluna sağlık. Nasıl bu düşünceye geldin? Çok merak ediyorum. Ne kullanıyorsan bize de gönder. Bu arada benim trafikte giderken çok sakin konuştuğum söyleyen olmuş. Benim konuşmam böyle. Yani ben burada bir sürü aksiyon da yapsam konuşmamı etkilemiyor. Ben nereden gideceğim? Soldan. Yol alayım. Motor var mı arkamda? Yok. Şimdi FSM'den çıkıp Ataşehir Korlas'ın yolunu tuttuk. Bin bakımı, yani zaten birçoğunuzun bildiği gibi gerek YouTube'dan gerek kendi araçlarınızdan genelde işte yağ filtresi. Bu arada bayağı da birbirimize alıştık. Hayatımın son 4 yılının işte 1 yıl ara verdiğimi varsayarsak böyle motosikletlere Scrambler, Diavel ve Monster. Ducati'nin aşağı yukarı birçok modelini kullandım aslında. Bu Monster da L olduğu için gene aynı şekilde. Diğer motosikletlerle benzer motor bloklarına ve bazı özellikleri benzer karakteristik bazı özellikleri taşıyorlar birbirlerinden diyebilirim. O yüzden böyle zaten çok Fransız olduğum bir motosiklet değil bu. Zaten İtalyan. Allah'ım niye bugün bu kadar boş yapıyorum ben? Güzel İstanbul musun peki? Arada havası bıktırsa da çok güzel şehrimiz var. Şuradan da çıkalım. Yeni takip edecek arkadaşlar için anlatayım. Ben 2017'de Ducati'nin gene Scrambler modelini kullanıyordum. O da bununla aşağı yukarı aynı hacimlere sahip bir motosikletti. Ondan sonra Ducati'nin gene Diavel adındaki bir modelini aldım. O 1200 cc'lik bir canavardı. Böyle 162 beygirlik bir manyak bir makineydi yani. Akabinde bir yıl boyunca ara verdim yüksek motorlara. Biraz geri adım atmam gerekti ve sonrasında bu arkadaşla tanıştım. Tam böyle o iki modelin arasında kalan yerde duruyor aslında ürün gamında. Bu motorda zaten şu ilk 1000 kilometrede en baba alışamadığım şey şu gidon açısı oldu. Çünkü Diavel de çok güzel bir gidon açısına sahip. Hani o kadar heybetli duruşuna ve iriliğine rağmen dar alanlarda acayip işler yapabildiğiniz bir motosiklet. Scrambler zaten en hafif Ducati modellerinden bir tanesi. Gidon açısı biraz dar. En çok bir ona alışmak garip geldi hani. Karşınızda Tanzer Ekmekçioğlu. Merhabalar. Tanzer, benim bu sektöre ilk girdiğimde bana ilk para kazandıran adam abi. Bak, herkese de aynı hikayeyi anlatıyorum ya. O zaman farklı bir markada satış danışmanıydı. Ayrılmadık da hiç. Yıllar sonra gene burada birlikte iş yapıyoruz diyelim. Biz ne yapıyoruz? Servise geldik. Şöyle izah edeyim. Önce ruhsatını istiyorum senden. Aynen. Ondan sonra bir iş emri açıyoruz. İş emrinde senin ne isteklerin varsa, neler yapılacaksa aracına onları giriyoruz. Ondan sonra bizim bir tablet sistemimiz var. Bu araç işleme başlandığı zaman ve bittiği zaman müşteriye bilgilendirme gitsin. Aracın ne durumda olduğunu bilsin şeklinde kurduğumuz bir sistem. SMS geliyor. O kodu sen bana söyledikten sonra aracın işleme başlıyor. Bu da hani aracının da birazcık da seninle alakalı, güvenlik kısmıyla da alakalı. Hani başka biri getiriyorsa takip edebilir en azından. Takip edebilir diyerekten. Aracında mevcut yeni çıkmış bir recall var mı yok mu onu kontrol ediyoruz. Eğer varsa ona göre işlem sürecini izah edip hareket ediyoruz işin açıkçası. Bin bakımına geldin. Prosedürler biraz standart. Aynen öyle. Motor yağını değiştireceğiz.
ziyafet resim değiştireceğiz. Zincir ayarı, zincir temizliği alanması, lastik havaları, ön takım kontrolü, yağ kaçak kontrolü, diagnostik cihazla kontrol, diagnostik cihazla bakımın işlenmesi. O işlendiği bakım çok önemli. Ducati İtalya'ya kadar giden bir. Benim için de satarken ya da herhangi bir işlem yaparken önemli. Tabii ki de, yani araç geçmişinde onun gözüküyor olması bütün dünya üzerindeki yetkili servislerin gördüğü bir sistem. Ki en önemli şey, ilerleyen bir zaman zarfı içinde senin garantin bittiği zaman iyi niyet garantisinden faydalanabil. Okey. Ağzı sağlık. Şimdi de göreceksin. Göreceksin. Evet. Yani doğru. Bir yandan sohbet ediyoruz İsa'yla da. Ben biraz önce İsa'ya Mithat dedim. Gerçekten kırıldım ya. Çok özür dilerim bu arada. Şimdi liftler yağlanmasın diye tabii böyle... Bunun adı ne abi? Bildiğin normal. Zaten bu işlemleri YouTube'u birçok izleyen bu tarz videoları insanlar biliyor. Yağını boşaltacağız. Filtreyi sökeceğiz. Filtreyi değiştireceğiz. Tekrar yağlayacağız. Kontrolleri yapılacak. Yıkamaya fırsatım olmadı biliyor musun? Şu aslında yıkayacaktım da dün akşam çıktım ya. Hep öyle oluyor zaten ya. Yıkatırsın, yağmur yağar. Tam bir yere gideceksin, çamurlanır. İsa da içinden diyor ki at at. Hep de aynı yalanlar. Bir kişi de demiyor ki adam gibi çamurlu geldim kardeşim. Herkes yıkatacaktı diyor İsa da. Önce yağı boşalttık. Sonra zincir temizlemeye başladık. Şu an yağın süzülmesini bekliyoruz. Yağ süzüldükten sonra yağını falan ekleyeceğiz. Çalıştıracağız. Tekrar süzülmesini bekleyeceğiz. Ne öğrendin? Bunlar motor çalıştırdıktan sonra çıkan egzoz gazlarını dışarı vermek için kullanılıyormuş. Bunu böyle çekiyorsun abi, egzozun ucuna yapıştırıyorsun. Bu gazları dışarı veriyormuş abi. Doğru. Öğrenip öğrenmediğini test etmek istedim. Öğrenmiş miyim? Öğrenmişsin. İsa yağ filtresini biraz önce yağ ile tanıştırdı. Onun bir süzülmesini bekliyor. Sonra eski yağ filtresini söktün mü bu arada? Tabii söktüm. Ben orada biraz önce sohbet ederken kaçırdım. Söktüm şu şekilde gördüğünüz gibi. Her bakımda yağ filtresini değişirseniz sizin motorunuz için daha iyi olur tabii. Hava filtresinin duruma göre yağ filtresini her bakımda. Aynen. Normalde bazı motosikletlerde iki yağda bir yağ filtresini değiştiriyorlar. Ben her yağ bakımda değişmesini öneriyorum. Özellikle hayır, yüksek performanslı motorlarda değil mi? Tabii kesinlikle. Aynen öyle. Şu sarınan ne anlama geliyor abi? Kanka bu çekiç. Anahtar değmedi anahtar, yani. Çekiç mi? Anahtar değdiği anda şu boyalar kalkar abi. Bak bu boyaların bütün hepsi kalkar. Az önce zincir temizleniyordu ya. Benim motor varken zaten motor hakkında çok fazla bilgim yoktu. Hani motor hevesim vardı, aldım. Bana dediler ki zinciri yağlaman gerekiyor kardeşim. 400-500 kilometrede bir yağla. İşte tamam. Daha önceden de yağlayabilirsin. Yağla Allah yağla. Yağla Allah yağla. Temizlik yok. Aklıma geliyor yağlıyorum. Aklıma geliyor canım yağlıyorum. Canım sıkıldıkça yağlıyorum. En son bir tane abi geldi baktı benim motorun zincirine. Sen ne yaptın dedi. Böyle kurum bağlamış artık. Böyle yağlar böyle olmuş. Zaten şey yapar normalde, bak hani zincirin böyle çok fazla sıktığın zaman falan buradan ufak ufak akar, oraya sıkışır. Hatta çok abarttığın zaman da orada dediğin gibi kurum yapmaya başlar. Benimki de öyleydi zaten. Bak şu görüntü yoktu bende. Burası kapkara bir tabak halindeydi. Hiç düşünmedim burası garip duruyor diye. Bana yağla dediler, temizle demediler. Yağ tapamızı kapattık. Yağ filtremize tekrar yağ ekleyip motorumuza takacağız. Sonra da yağ tarafındaki işlem bitiyor herhalde. Bekleyeceğiz, süzülecek. Ondan sonra yağını ekleyip cihaza bağlayacağız. Mesela bir rodaj bakımı Monster'da ne kadar sürüyor? Tabii biz şu an çekim yapıyoruz vesaire diye ben seni durduruyorum, soru soruyorum ama hani kilitlendin. Burada serviste Monster geldi. Bunu bin bakımını yapıp teslim edeceksin dediler. Senin için azami süresi nedir bunun? Ortalama 2-2,5 saat sürüyor. Tüm kontrolleri, içinin rahat sinen hali senin için 2-2,5 saat. Aynen öyle. Biraz önce gördüğünüz gibi çıkan yağları, yağla ilgili bu işi yapan, geri dönüşüm ya da işte atık işleriyle uğraşan insanlar gelip gene çıkan yağların doldurulduğu varillerle alıyorlar. Övmek için söylemeyeceğim bunu ya da Corlas'la Ducati ile bağlı bir şey de söylemeyeceğim. Çok temiz çalışıyor. Gerçekten çok usta gördüm. Girmem lazım motora. Tarihi girmediğim için şöyle bir uyarı veriyor. Servis uyarısı da aynı kutunun içinde yanıyor gene. Bu uyarıyı sileceğiz. Bir de tarihi gireceğiz. O zaman buradaki şey gidecek. Uyarı ekranı gidecek. Tarihi ayarı da buradan gördüm ve yapmadım yani. O kadar üşengeçtik. Bu bakımda uyarıyı silmek dışında bilgisayara bağlamanın bir esprisi var mı? Yoksa sadece uyarıyı silmek için mi? Şimdi önce genel bir tarama yapıyorum. Yine bir güncel yazılım, ateşlemede ya da göstergede herhangi bir yeni bir yazılım var mı? Hem de arıza kaydı var mı? Onunla ilgili bir genel tarama bu. Her motorda yapılan standart bir şey değil mi? Her evet, bakımda yapılıyor. Tabii aynen. Her bakımda
arkadaşlarımız yapıyorlar. Motorun modelini, tipini 2019 model Master 821 ve şu anda genel global bir tarama yaptığını gösteriyor. Herhangi bir sıkıntısı var mı görmek için? Hepsini göreceğiz şimdi. Peki bu arada motor 2019 model diyoruz. Şimdi benim motor aslında 2020 model ama bizim yıl sistemimiz de yurt dışının yıl sistemi pek aynı farklı, değil. Farklı, evet. Bizde gümrükten ne zaman Türkiye'ye giriş yaparsa, yanlışım varsa lütfen düzelt abi. Doğru, aynen öyle. O zaman modellerde bir yıllandırma oluyor ama yurt dışında üretim tarihi esas önemli olan. Doğru evet, biliyorum değil aynen. mi? Şu an gördüğün gibi Lidya'da daha fazla kontrol ünitesinde güncelleme var diyor. Şimdi o güncellemeleri yapacağız. Bu şu anda motordaki enjeksiyon yani Eco, BBS, Black Box'ın, enstrüman panelinin ve ABS kontrol ünitelerinin hepsi yeşil geçmiş. Yani herhangi bir arıza ya da bir sıkıntı yok. Geçmişte oluşmuş anlık bir arıza bile vesaire hiçbir kayıt yok. Tamamen şu ana kadar kusursuz çalışıyor elektronik olarak. Hiçbir kayıt almamış daha önce. Peki bu şu anda yapılacak güncellemelerden biri benim gözle görebileceğim bir güncelleme olmayacak büyük ihtimal. Olmayacak. Şu an motora gelen güncelleme Eco'ya yani ateşleme sistemine gelmiş bir güncelleme. Muhtemelen daha iyi çalışmasıyla ilgili yeni bir yazılım bu. Peki bunlar çok hassas makineler ama mesela kendi evinde bakımını yapmak isteyen kişiler oluyor. Bu güncellemeleri zamanında yapmamak veya yapmamak çok büyük arızalara sebep açabilir mi? Açmaz. İyileşir mi diye düşünün. Yani telefonun üzerine gelen yazılımlar gibi düşünün. Bir telefonla yazılım yapmazsanız kullanmayı devam edersiniz ama çok performanslı kullanamazsınız. Ama kullanmayı devam edersiniz. Yani bozulmaz. Bu da onun gibi düşünün. Gelen yazılım verimliliğini, yakıt, güç, hangi yazılım daha doğru bulunduysa güncel yazılım gelerek bu özellikle iyileştiriliyor sadece. Güncellememiz bitti. Zaten herhangi bir arıza kaydımız, müdahale etmeniz gereken bir durum yoktu. Şimdi İsa arkadaşımızın yaptığı bakımı işleyelim beraber. Bakımı motora mı işliyoruz? Doğru mu anladım? İki yere işliyoruz. Bir Ducati'nin kaydına. Evet. Benim şu an yaptığım, öncelikle motorun beynine bakımı yaptığımı işaretleyeceğim. Bakım ışığı vesaire yanmaması için. Ayrıca bu kayıt birebir aynısı. İtalya'daki fabrikaya bu bakımı yapıldı ve bakımın içerisinde nelerin değiştiğini işaretler. Şimdi size göreceksin ne yaptığımı. Yani işin özeti şudur. Hem bu motorun şasi numarası ya da motorla ilgili neyi sorgulayabilir? Şasi numarasını sorgulayabilir değil mi? Fabrikanın baktığı tek ölçü vardır şasi numarası. Şasi numarası. Evet. Bu motoru şasi numarası fabrika istediği zaman sorgulayıp bu kayda ulaşabilir. Aynı zamanda Ducati'nin kendi yetkili servisi nerede girip bağlansa bu motora ne bakım yapıldığını motordan da öğrenebilir. Aynen öyle. Gördüğünüz gibi şu an motorun şasisi kilometre sayacındaki kilometreye göre biliyorum. 1024 kilometre. Bu motor ilk bakımına gelmiş. Fabrikadan gelen ince yağ normal standart yağıyla değişiyor şu anda. 1000 kilometre bakımı, rodaj bakımı, motorda rodaj hareketli metal parçaların birbirine alışması. Bu sırada bu alışma sürecinde oluşan metal çapaklar dediğimiz metal parçaların motorun içinden temizlenmesi. İki metal birbirine alışırken bazı metal parçalar çıkabiliyor. Bu metal parçalar mıknatıs özelliğine sahip yağ tıpasıyla tutuluyor ve daha sonra bin bakımdan sonra orijinal yağ koyularak içinde hiçbir metal parça kalmadan motor ileriki ömrüne devam etmesi için normal yağ ile değiştiriliyor. Bir sonraki geleceğiniz tarih ve kaç kilometre sonra gelinmesi gerektiği ekranımıza yansıdı. 14.000 kilometrede, 14.000'e yakın bir civarda kilometre sınırı olarak gelmem gerekiyor. 14.000 olmasam bile, doğru mu anlıyorum? Evet. 4 Mart 2022'de yani bundan tam 2 yıl sonra. Bu sefer kilometrenin önemi yok ama. 1 yıl. Düzeltirim. 2 yıl dedim ama. Doğru. 2021'deyiz. Gerisi servisten motoru teslim almaya mı kaldı? Aynen öyle. Tamam. Elinize sağlık. Bizim serviste başka bir işimiz kalmadı değil mi? Zincir ayarına bakacağız. Ondan sonra. Bitiyor. Bitiyor. Aynen. Eyvallah. İsa benim ağırlığımla zincirin gerginliğine bakıyor. Normalde arkada gördüğünüz taraf Scrambler Ducati'nin kendi tarafı. Eskiden Scrambler Ducati'nin kendi tarafı yoktu. Sadece Ducati ve Triumph olarak ayrılıyordu. Scrambler Ducati hem model yelpazesi olarak büyüyünce hem de kullanıcısı artınca kendine ait bir dükkanı yaptılar arka tarafta. Daha önce onu haftalıklarda göstermişti. Burası da Scrambler Ducati'nin devamındaki servis alanı. Bu da aşağıdaydı. Onu da buraya taşıdılar. Böylece herkes Scrambler Ducati tarafından yani şu camın arkasından servisteki motorlarını görebiliyor. Bütün işleri bitti. Artık 14.000'e kadar bir sıkıntı olmaz. Devam. Ellerine sağlık. Hoş bulduk. Aracımızın işlemleri bitti. Geriye teslim alması kaldı. Aynen öyle. Biz içeride bayağı bir bilgilendik. Süper. Her şeyini aldık abi. Harika. Ne yapılıyor, ne ediliyor, yazılımı nedir, güncellemesi her şey bizde. Harika. O zaman sana aracını teslim etmek kaldı. Bir de faturası kaldı. Faturası kaldı aynen. Fatura e-fatura mükellefi olduğumuz için seni mail olarak gelecek. Tamam süper. Aklında olsun. Bu da anahtarlarını satın. Teşekkür ettim. Ellerine kollarını sağlık. Bir sonraki bakımda görüşürüz. Görüşürüz. Daha ondan önce görüşelim bence ama bir sonraki bakımda. Evet lütfen ya. O zaman öpüyorum seni. Görüşürüz abi.